Sevgili arkadaşlar, bir parapsikolog yazar, insanlar sizi düşündüklerinde kesin işaretler yayar iddiasında bulunmuş. Bunu da kitabında şu şekilde dile getirmiş. Bazen birini düşünürsünüz, o kişi sizi arar. Buna neyin sebep olduğunu da merak edersiniz. Peki bu işaretleri tek tek ele alacak olursak, bunlardan bir tanesi... Pozitif enerji. Zihnimiz gerçekten olağanüstü. Negatif enerjiyi ve kötü konuşmayı çok net bir şekilde algılayabiliyor. Birisinin sizi sevdiğini ve desteklediğini de hissedebilirsiniz. Ama sancılı ayrılıklar söz konusu olduğunda terk eden kişi pozitif, terk edilen kişi de negatif enerjiye sahip oluyor. Kilometrelerce uzakta olsalar bile zihnimiz sanki birbirimize bağlıymışız gibi onları hissedebilir. Çiftler partnerlerinin onları düşündüğünü gösteren fiziksel emareleri de hissedebilirler. Sırtta veya kolda sürtünme hissi veya yanağa kısa bir dokunuşla kendini gösterebilir. O anda ayrılmış olsalar bile eşlerinin tam olarak kendilerine dokunduklarını hissedebilirler. Çiftlerin aralarındaki bağı hissetmesinin bir başka yolu da enerjinin yükselmesidir veya duygunun artış göstermesidir. Kişi kendini çökmüş ve depresif hissettiğinde, sırf partneri onu daha iyi hissettirmeyi düşündüğü için kelimenin tam anlamıyla enerjisinde bir değişiklik hissettiğinde olur. Birinin sizin hakkınızda olumlu veya sevgi dolu düşündüğünün bir başka işareti de kulaklarınızın yanmasıdır. Aniden ısındıklarını ve kırmızıya döndüğünü hissedersiniz. Sanki yanıyormuş gibi. Ama bu yine de iyi bir duygu. Yazar bunu birinin sizi gerçekten derinden düşündüğünün işaretleri olarak yorumluyor. Yazar şu şekilde devam ediyor. Bilirsiniz, o güçlü ve asla durdurulamayan hapşırıklar. Peki bunun özel bir nedeni yok mu? Mesela etrafınızda hiç toz yok, alerji yok. Burnunuzun kaşındığını hissettiniz mi? Genellikle bu bitmek bilmeyen hapşırıklar birinin sizi özlediğini ve düşündüğünü gösteriyor. Asya kültüründe pisişik bir işarettir. Bitmek bilmeyen hapşırıkların tek sebebi birinin sizi özlemesi, aynı zamanda fazlasıyla düşünmesidir. Bir diğeri de gergin zihin. İnsan zihni gerçekten olağanüstü. Hem büyülü hem keşfedilmemiş. Sınırsız bir güce sahip. Aklınızla yapabileceğiniz her şeyi düşünmeye çalışın. Zihnimizde bile sınır koymak imkansız görünüyor. Bu nedenle ne kadar çok fikir üretebileceğinizi ve hemen hemen her şeyde çözüm bulabileceğinizi düşünün. Zihninizi sonuna kadar kullanmak veya en azından bunu yapmaya çalışmak için kodu kırmanız yeterli. Bir şey yerken boğulur gibi hissettiğiniz oldu mu? Ya da su içerken birdenbire nefes nefese kalmanız. Yazar bunun nedenini zihnimizin gerilim yaratmasına bağlıyor. Zihniniz adınızın başka birinin ağzından çıktığını hissediyor. Zihniniz sizi etrafınıza bakmanız ve gözlerinizi açmanız konusunda uyarı göndermeye çalışıyor. Ayrıca birisi size kötü davranıyorsa, zihniniz size fiziksel bir sinyal gönderecektir. Bir kez daha kanın yanaklarınıza hücum etmesi gibi bir fiziksel reaksiyon gösterecektir. Eğer kızarman için bir neden yoksa, bu neden oluyor. Buna bir açıklamanız var mı arkadaşlar? Temelde negatif enerjileri sizi uzaktan tokatlamış gibi mi hissettiriyor? Öte yandan sinyallerden bir diğeri de hıçkırıklardır. Hıçkırık genellikle bir kişinin sizden şikayetçi olduğu anlamına gelir. Sizi ilgilendiren içinde bulunduğunuz drama sonunda negatif bir enerji hissetmenize yol açar. Birisi sırf kendine daha iyi hissetmek ve daha iyi görünmek için sizden şikayet ediyor olabilir. Eğer belli bir kişinin yanında fazlasıyla bunu yaşadığınızı iddia ediyorsanız ya da böyle bir şey yaşıyorsanız şikayet eden kişi o olabilir. Bu olayların neden olduğunu kimse açıklayamıyor. Ancak yapabileceğimiz şeylerden biri bizden ve fiziksel yaşamlarımızdan daha büyük bir şeyin olduğunu kabullenmektir. Bilinçaltımızda bizi çevreleyen manevi bir şey var. Muhakkak ki buna saygı duymamız gerekiyor. Bilinçaltımız bize her zaman fiziksel işaretler gönderecektir. Ama bunları kabul edip etmeyeceğimiz veya gözlerimizi kapalı tutup güzel bir cehalet içinde yaşayıp yaşamayacağımıza karar vermek bize bağlıdır. Yazar kitabında garip göz hareketlerinin de birinin sizi düşündüğünü gösteren kesin işaretler içinde olduğunu söylüyor. Alerji veya diğer göz rahatsızlıklarıyla uğraşmıyorsanız bu işareti de göz ardı etmemelisiniz. Eğer bunlardan muzdarip değilseniz bu zihninizin bir işareti olabilir. Gözünüzün aniden kaşınması, ve seyirmesi. Birinin sizi düşündüğünün dokunaklı işaretlerinden biri. Ama bir sorun var. Elbette birinin aklında olmak onun senden hoşlandığı anlamına gelmez. Sizin hakkınızda mutlaka iyi şeyler düşündükleri anlamına da gelmez. Bunun tersi de olabilir. Sizin hakkınızda saçma sapan konuşuyor da olabilirler. Veya sizden Başka bir şekilde olumsuz bahsediyor olabilirler. Genellikle eskiler de bunu böyle yorumlar. Eğer sağ gözün kaşınıyor ya da seyiriyorsa bu olumsuzluk anlamına gelir. Ancak sol gözün seyiriyorsa birisi seni düşünüyor, seni özlüyor, sana aşık demektir. Fakat yazar burada enteresan bir nokta yaparmak basmış. Erkeklerde durum tam tersidir diyor. Yani temel olarak sağ gözün seyiriyorsa birisi sizi övüyor demektir. Eğer erkekseniz ve sol gözünüz seyiriyorsa elbette bu kişi sizin hakkınızda kötü düşünüyor demektir. Ve diğer bir işaret bilinçaltında sizi yakınlaştırır. Bilinçaltında size dokunuyormuş gibi bariz titreşimler hissedebilirsiniz. Ne yazık ki insanlar mutluluk yüzlerine çarpsa bile bunun farkına varamazlar. İnsanlar aşık olmak istediklerinde bilinçaltı şu şekilde davranır. İhtiyaçlarını karşılayabilecek, Onların yapamadıklarını yapabilecek ve onları tamamlayacak birini isterler. Bilinçaltı da bunu devam ettirmek ister. Yani o kişiyi hayatınıza sokmak için elinden geleni yapar. Bir kez daha manevi mesajlar dokunulabilir bir şeye, fiziksel bir şeye bunun dökümünü yapmaya çalışır. Yani bir nevi aktarma diyelim arkadaşlar buna. Eğer sizi düşünen kişi doğru kişi ise er geç onunla tanışacaksınız. Bazıları şöyle diyor evleneceğim kişinin bu olduğunu anlamıştım ve karşılaştıklarında hayatın birçok kez onları bir araya getirmeye çalıştıklarını söyleyeceklerdir. Belki bu çiftler birkaç kez birbirlerinin yanından geçtiler ya da ortak tanıdıkları insanlar vardı. Belki aynı anda aynı yerlerdeydiler. Arka arkaya oturdular, bir şeyler içiyorlardı ama birbirlerini hiç tanımamışlardı. Bilinçaltı bu bağlantıyı belli bir frekansta hisseder ve insanları birbirlerine yaklaştırır. Yazarın bir diğer bahsettiği konu da ani duygusal değişiklikler. Bu kesinlikle başınıza gelmiş olabilir. Muhtemelen bunun nedenini anlamadınız. İyi bir ruh halindeydiniz. Espriler yapıyordunuz, gülüyordunuz. Bir nevi coşkulu durumdaydınız. Her şey çok güzel gidiyordu. Ve aniden duygusal durumunuzda büyük bir değişiklik meydana geldi. Sanki biri her şeyi ve seni tüketmiş gibi hissediyordum. Bir anda gülümsemeler kayboldu, şaka yapmak bile istemedi. O anda yapmak istediğin tek şey depresif ve üzgün hissetmek. Muhtemelen o arada birisi seni düşünüyordu. Bu aynı zamanda çekim yasası işaretlerinden biridir. Bilinçaltımız bir şeyler anlatmaya çalışıyor ve bunu bildiği tek yolla yapmaya çalışıyor. Ruhun bunu hissetti o kişinin enerjisi sizinkine müdahale etti. Bu da sizin aniden değişmenize neden oldu. Enerji alanınızı bozdu. Sizin ruh halinizin değişmesine sebep olan da bu oldu. Yazarın kitabında belirttiği başka bir işaretse yüzde karıncalanma hissi. Hasta değilseniz herhangi bir şeyden dolayı da kendinizi sıcak hissetmiyorsanız, yanaklarınızda da yanma hissi varsa bu birisinin sizi düşündüğünü gösteriyor. Sanki yüzünüze defalarca tokat yemişsiniz gibi hissetmeye başlıyorsunuz. Bu tuhaf ve rahatsız edici hissin nedenini çözemezsiniz. Gitmiyor da onu durduramıyorsunuz da. Tıbbi açıdan bakıldığında yüzde yanma ve kızarma hissinin en büyük nedenlerinden biri heyecanlı deneyimlere bağlı olan duygusal tepkiler. Bir kişi duygusal şok yaşadığında, güçlü duygulara kapıldığında yüzünün yanması ve karıncalanma hissi en başta gelen reaksiyonlardan biridir. Çoğu kültürde sol kulağınızın kırmızıya dönmesinin en büyük nedenlerinden biri hakkınızda dedikodu yapıldığıdır. Öte yandan her iki kulağınızda kızarma ve çınlama söz konusuysa birisi sizin hakkınızda olumlu düşünüyor demektir. Bir diğeri de bilinçaltı gülümsemesi. Bedenimiz, zihnimiz ona nasıl tepki vermesini söylüyorsa ona göre tepki verir. Çoğumuz bunun farkında bile değilizdir. Yaptığınız şey için takdir edildiğiniz sevinçten havalara uçtuğunuz bir durumla muhakkak karşılaşmışsınızdır. Belki de bu durum mutluluğunuzu dünyaya göstermek için uygun değildi. Bir arkadaşınız siz takdir edilirken çok zor zamanlar geçiriyordu belki de. Ciddi kalmaya çalışmak için oldukça çabaladınız, bunu durduramadınız Yüzünüze gizlice bir gülümseme yayıldı. Bu durdurulamayan bir reaksiyondur arkadaşlar. Beynimizin aldığı sinyallerin fiziksel bir tezahürü bu. Sizden hoşlanan ve sizi düşünen biri için de durum aynı. O kişiyi gördüğünüzde bin gülümsemeye bedel bir gülümseme göreceksiniz. Sizinle dün tanışmış olmasına rağmen sanki yıllardır birbirinizi tanıyormuşsunuz gibi gülümseyecektir. Siz onun en büyük başarısı mutluluğunun ve yüzünün kızarmasının nedeni olacaksınız. Ona baktığınızda nazik ve kibar olmaktan daha fazlası olduğunu göreceksiniz. Görünenden çok daha fazlası olduğunu hissedebilirsiniz. Bu bilinçaltınızın size onun sizi düşündüğünü söylemesidir. Görünüşünüz, yüzünüz ve sizi gördüğü gerçeği gülümsemesinin ana nedenidir. Yani bu bilinçaltından kaynaklanan sadece kontrol edemediği bir gülümsemedir. Bu yazara göre birisinin sizin hakkınızda düşündüğünü ya da konuştuğunu gerçekten hissedebilirsiniz. Çünkü bunu yaptıklarında size enerji titreşimleri gönderirler. Bu titreşimler telepatinin yarattığı enerji sinyalleri. Kesinlikle ruh halinize müdahale edecek enerjiler. Mesele şu ki hayat sadece fiziki görünüm ve etkileşimden ibaret değil. Bundan daha derin bir şeyler var. Birbirimizin düşünce ve eylemlerini hissetmemizi sağlayan büyük manevi bir güç var. Bazı insanlardan şunu duymuşsunuzdur. Evleneceği kişiyi rüyasında gördüğünü iddia eder. Birbirini tanımayan insanların düşünce ve eylemlerini ortak paydada birleştiren bir tür manevi enerji, bir güç var. Titreşimleri ve diğer insanların duygularını bilinçsizce alırız. Hani bir şey yapmanız gerektiğini düşünürsünüz ama neden yapmanız gerektiğini açıklayamazsınız ya böyle bir şey. Çoğu zaman bu içsel sinyaller kendilerini fiziksel bir şekilde gösterir. Ve biz bunun farkında olmayız. Muhtemelen hastalandığınızı hissettiğiniz bir gün olmuştur. Kendinizi ateşler içerisinde yatağa bağlı bir şekilde tahayyül etmişsinizdir. Bu da fiziksel bir forma dönüşebilir. Yani hastalığı kendinizi davet etmiş olursunuz. Bilinçaltı işte bu yüzden güçlüdür. Hastalanacağın gerçeğini kabul eder ve öyle yapar. Görüyorsunuz o dokunulmaz sinyalleri alıyordunuz. Onları fiziksel bir form olarak da kabul edip davet ettiniz. Birinin sizi düşündüğüne dair işaretlerde de durum aynıdır. Sadece bilirsiniz onun düşüncelerini hissedersiniz. Eğer inkar ediyorsanız hiçbir şey onları hissetmenizi ve görmenizi sağlayamaz. Evet sevgili arkadaşlar siz de bu bilgiler doğrultusunda bunu test edebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.